Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ekranların deneyimli isimlerinden biri daha katıldı. Ulan İstanbul, Canım İstanbul, Şahsiyet gibi dizilerle tanınan Şebnem Bozoklu, dizinin 3. sezonunda Meryem karakteriyle kadroda yer aldı. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü 13 Eylül Cuma akşamı saat 8'de Show TV'de ekrana geliyor. Peki Şebnem Bozoklu kimdir? 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Ispartalı, anne tarafından Siirtli olan Bozoklu'nun anne ve babası ilkokul öğretmeniydi. İstanbul'da tanışıp evlendiler. Şebnem Bozoklu mutlu bir çocukluk geçirdi. Teyzeleri ve annesi aralarında Arapça konuşurlardı. O da bu sayede Arapça öğrenmişti. Hatta yıllar içinde annesiyle arasında Arapça şakalar oluşmuştu. Now TV'ye verdiği özel röportajda "Annemin Arapçası çok iyidir. Ben anlayabilen ama zor konuşan gruptanım. Dinlediklerimin %30'unu anlayabilirim diyebilirim ama annemle aramızda yaptığımız bazı şakalarımız Arapçadır. Özellikle anneannemin ben küçükken bana söylediği şeyler hala annemle aramızda bir kahkaha konusudur" demişti. Çocukluğu Suadiye'de geçti. Eğitim hayatı aslında 1 yaşında başladı. Anne ve babası çalıştıkları için her sabah yuvaya gidiyordu. 3 yaşındayken evde anne ve babasının derslerde kullandığı okuma fişlerinden kendi kendine okumayı öğrendi. 5 yaşına geldiğinde babası onu bir gün misafir olarak okula götürdü. Bozoklu okula başlayacağım diye tutturdu ve bu sayede yaşıtlarından önce ilkokul hayatı başlamış oldu. Üstelik sınıf öğretmeni de babasıydı. Ama bunun avantajından çok dezavantajını yaşadı. Hürriyet'ten Hakan Gencer'e verdiği röportajda 5 alıyorsam 3 yazardı. En kötü yerde ben otururdum. Sessizdim ama sınıfa kızacaksa lütfen sessiz olalım Şebnem derdi. Asla bana torpil geçilsin istemezdi. Ortaokula başladığımda artık yapmadığım şeylerde nazar işitmeyeceğim diye nasıl sevindim anlatamam demişti. 5 yaş onun için bir dönüm noktasıydı aslında. Ailesinin götürdüğü bir tiyatro gösterisinde seyirciler arasından bir çocuk sahneye çıkacaktı. Seçilen kişi o olmuştu. Karşısında onlarca insan vardı. Orada olmak istediğini fark etti. Oyunculuk hayalleri tam da o gün başladı. 1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdi. 1996-2000 yılları arasında 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde okudu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk bölümüne başladı ve 2004 yılında buradan mezun olarak oyunculuk ve tiyatro kariyerinin temellerini attı. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da sanat dansıyla Mondi'nin yönetmenliğini yaparken Arzu Travmayı, Kaplan Sarılması, Vur Yağmala Yeniden, Troyalı Kadınlar, Hamlet, Böylesi Bir Aşk isimli oyunlarda yer aldı. Başarılıydı ama hayatını iş değil, hayat odaklı sürdürüyordu. Hakan Gencer'e verdiği röportajda "Oynamasam ölürüm diyen oyunculardan değilsin o zaman" sorusunu şöyle yanıtlamıştı. "Evet, oynamasam hayatta ölmem. O ne demek zaten ya? Ayrıca bu konuyla ilgili söylemek istediklerim var. Çocukluğumdan beri hayran olduğum oyuncuların, müzisyenlerin röportajlarını okur dinlerim. Şunun üzerinde çok durulur. Meslekte kalıcı olmak. Çok moda bir laftı bir ara. Şimdi düşünüyorum, bir oyuncu ya da müzisyen hayatının bir noktasında ben artık Norveç'e gidip balık tutmak istiyorum diyebilir. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Bana da 12 senedir büyük bir istikrarla bu işi yapıyorsun diyorlar. Ama ben kimse için devamlılığı bir pozitif mesele olarak görmüyorum. İnsan hayatının bir noktasında yapmak istediği şeyi değiştirebilir. Kendi ya da hayalleri değişebilir. Mesela ahşap oymacılığıyla tanışırsın, buldum, bunun için dünyaya gelmişim dersin. Bu bir önceki işinde başarısız olduğunu göstermez. Selena dizisindeki Ceylan karakteriyle ekranda görünür olmaya başladı. Canım Ailem'deki Meliha rolüyle ise kariyerinde büyük bir ivme yakaladı. Bir yandan Canım Ailem'de şıkırdak mahalle kadını Meliha oluyor, öbür yandan Dot ekibiyle birlikte tiyatro sahnesinde en sert mevzulara dalıyordu. İlk tepkiler, "Aa, bu çok daha genç haliyle ne şahane oynuyor 40 yaşında kadını, kimmiş ki" şeklindeydi. İkinci şaşkınlık dalgasıysa, "Yahu neredeydi bunca zamandır" şeklinde geldi. 29'unda olup da 40 yaş üstü bir kadını hiç sektirmeden oynaması bir yana, en miniğinden en abartılısına yüz ifadeleriyle, el kol hareketleriyle, gırtlaktan gelen sesiyle kendine hayran bırakıyordu izleyenleri.
Yıllardır televizyon ekranlarından, sinema perdesinden ya da tiyatro sahnesinden hayatımıza girmeyi başarıyor. Neşeli, pozitif, enerji dolu, sıcakkanlı ve çok yetenekli. Canım ailemdeki başarısını, bunu bir düşünün, Şahsiyet, Çifte Saadet, Ulan İstanbul, Haberler, Bizim Yenge ve Derman dizilerindeki performansıyla sürdürdü. Özellikle Ulan İstanbul yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Beyaz perdede ise Biz Böyleyiz, Türk İş Dondurma, Cebimdeki Yabancı, Tatlım Tatlım, Albüm, Yok Artık 2, Niyazi Gül 4 Nala, İçimdeki İnsan, Soğuk filmleriyle seyirciyle buluştu. Kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin arasında Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri de vardı, Altın Kelebek Ödülleri de. Bozoklu, Hamlet'teki karakteriyle yine çok konuşulurken Aşk Geçmişim oyunu ve Elbet Bir Gün dizisiyle kariyerine devam etti. 2017 yılından beri aşk yaşadığı gazeteci Kanat Atkaya ile evlendiğini sosyal medya hesabından yayınladığı Tek Kare ile duyurdu. Enis Arıkan da Şebnem Bozoklu ile çekildiği bir fotoğrafı "Şebom evlendi, nikah şahidi bendim ama nikaha geç kaldım, çok mutlu olun, sizi seviyorum" notuyla paylaştı. 2019 yılında kendisinden 11 yaş büyük olan gazeteci Kanat Atkaya ile dünya evine giren oyuncu Şebnem Bozoklu aslında eşine 14-15 yaşlarından beri hayrandı ama uzaktan uzaktan. Go adlı dergide görmüştü ilk kez onu. Hayranlık gelip geçici olmamıştı. Yıllarca yazılarını, dergilerini takip etmeye devam etti. Aradan geçen senelerin ardından kader onları bir araya getirdiğinde "Şöyle bir yazın vardı" dediğinde Kanat Bey çok şaşırmıştı. Eşi, evliliği ve eşine duyduğu aşk hakkında Ahmet Mümtaz Taylan'a konuştu. Empati programına konuk olan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Aşk bir kimya bozulması. Elim ayağım titreyerek aşık oldum. Hala da çok aşığım eşime. Ortaokuldayken çok hayran olduğum biriydi. Onun yaptığı derginin bir numaralı okuruydum. Dergilerin ilk sayfasında genel yayın yönetmeninin yazısı ve fotoğrafı olur ya, öyle aşık oldum ona. Aramızda 11 yaş var. Yıllarım ona hayran olarak, onun yazdığı her şeyi okuyarak, takip ederek, televizyonda yaptığı programı izleyerek geçti. Sonrasında bir şekilde hayat bizi bir araya getirdi. Doğru hissettiğimi anladım mesela. Onda da karşılığını aldım. Birlikte yaşadık bunu." Tek çocuk olarak büyüyen Şebnem Bozoklu, "Planlarımız arasında Kanat'la çocuk sahibi olmak yok" açıklamasını yapmıştı. Bir röportajında "Belalar beni bulur" diyen Şebnem Bozoklu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda bu durumu "Bir küçük tatlı şuursuzluğum var sanırım. Belalar beni bulur, mıknatıs gibiyim. Set programında 4 günlük boşluk bulduk. Eşim Kanat'la Berlin'e gittik. Dönüş biletimizin 18.50 uçağı olduğuna ikimiz de eminiz. Dönüş günü bir sokak kafesine gittik, kahvemizi söyledik. Tatlı tatlı insanlara bakıyor, bir yandan da sohbet ediyoruz. Kanat uçağın saatine bir baksana tam neydi" dedi. "Baktım 14.55 yazıyor ve saat 12. Kafeden nasıl kalktık, uçağa nasıl yetiştik bilmiyorum. İnsanların havalı sebepleri vardır ya, at binerken ayağımı burktum gibi. Ben evde yürürken parmağımı falan kırarım. Bir kılçıkla ölüyordum Hakan. Hamlet'i çekmek için Büyükada'daydık. Yanımda da basın danışmanım Sinem vardı. Canımız balık çekti. Eve ızgara balık söyledik. Sete gideceğim diye hızlı hızlı yiyorum. Bir çatal aldım ve kılçık boğazımda durdu. Yutkunamıyorum, morardım. Ölüyordum. Ekmek içi yedim, sonra zeytinyağı içtim. Google'dan baktım. Zeytinyağı içilirmiş. Ölürken Google'a giren benim işte. O yüzden etrafımdakiler hep bir sitcom yaşar." ...2018 senesinde babasının kaybıyla sarsıldı. Acı haberi Twitter hesabından, "20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu'yu dün toprağa verdik. Rahat uyu babacığım" ifadeleriyle duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Estetiğin var mı?" sorusunu, "Yüzümde estetik, dolgu yok. Sadece babamı kaybettiğimde ağlamaktan iki kaşımın arasında büyük bir iz oluştu. İki senedir oraya botoks yaptırıyorum" diyerek yanıtlamıştı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı. Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı saat 8'de Show TV'de. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yönetmenliğini Keçe'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek gibi duruyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.